Merhaba, günaydın sabah güneşlerim. Oh, öpüyorum sizi. Kahvemizi aldık. Evet, Cinzile'nin dediği gibi kendi kendimize konuşmaya geldik. Evet, canlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah afiyettesiniz. Bu arada Meltemciğimi çok merak ediyorum. Meltemciğim, sana yazdım ama dönmedin hayatım herhalde. Oğlun askere gidecek biliyoruz. Hazırlıklarımı vardır, hasret gideriyorsundur. En azından yazdığıma bir cevap versem iyiyim Faizeciğim desen memnun olurum. Gitti mi gitmedi mi onu da bilmiyorum ama gerçekten birkaç gündür göremedim. Birkaç gün dedim gene 4 gün falan oluyor herhalde. Gerçekten çok merak ettim. Buradan seni de öpüyorum hayatım Meltem'im. Evet, ay gripte oluyorum ya. Üf, konuşmamda da değişiklik var. Bu arada dün canlı yayında gerçekten kimseye sitem değildi. İşim vardı zaten. Kapatacaktım. Arzucum seni öpüyorum hayatım bir tanem. Neden üstüne alındın anlayamadım yani. Gerçi konuştuk yazıştık ama dedim sana yani sade sen değilsin. Gözlüklerim için yorum yapan biz birbirimize takılıyoruz. Ne demek yani aşk olsun ya yakışsa da yakışmasa da mecbur ben bunu kullanacağım. Yapacak başka bir çare yok yani. Tabii biraz alışması zaman alacak. Zor tabii ki ben de geriliyorum. Öyle bakıyorum olmuyor böyle bakıyorum olmuyor. Ama doktorum kesinlikle alışmanın içi gözünden çıkarmaman lazım dedi. Bir 10-15 gün dedi. Baş dönmesi yapabilir dedi. Yani alışamayacaksın dedi. Ama gözlerin seni yönlendirecek dedi. Ama bugün ikinci gün hiç de gözüm hiç de gözüm daha yönlendirmedi. Ya uzağa bakacağım zaman şöyle yapıyorum. Uzakta sıkıntı yok. Yakına bakacağım zaman yakın aşağıda kafayı mı eğeceğim artık gözümü eğeceğim. Tabii ki kafa eğilmez göze eğeceğim de. Bu bir süreç yani eninde sonunda mecbur alışacağım yapacak bir şey yok yani. Yani bir düşündüm akşam belgine de dedim gitsem dedim doktora dedim tekrar bir muayene olsam. Hani bana tekrar gözlük yazsa tek ayrı ayrı kullansam diye onu da yazmayacak doktor biliyorum yani. İkisini bir arada kullanacaksın dedi ama neyse üf. Yani Arzucum sakın hayatım sen hassas dönemindesin herhalde. Sakın bir tanem hepinizi çok seviyorum. Geldi benim paşa. Sen yok şey gelmiş. Of annem. Oy karamel gelmiş. Şimdi paşa da gelir. Bunlar da bensiz durmuyor ha. Ben nereyim? Ben kalkayım gideyim başka tarafa arkamdan geliyorlar. Hiç rahat yok bunlardan da. Kahvemizi içelim. Grip için ne yapsam bilmiyorum. Gerçekten atom çayından ben de mi içsem bilmem. Evet bu arada Canancığım bugün ne yapalım? En basit haydari yapalım. Canan 1-2'dir bana söylemişti. Meze türü şeyler de yapsan ablacığım diye. Meze türü zaten gerçi konuştuk ona da söyledim ben yaptığım börülce, taze fasulye salatası. Bunlar mezeye giriyor zaten salata olarak. Onları yapabilirsin dedim. Ama tabii ki elimde olan ne varsa arada bir yapıp atmaya çalışacağım hayatım Canancığım. Bugün haydari yapayım dedim. Kahvemi içtikten sonra. Ondan sonra arada bir bu meze de tarifleri de gelecek canım benim. Biz Canan'ın haricinde de isteyen bir iki arkadaşımız vardı. Yapacağız. Bugün haydariyi yapalım. Sabah güneşlerim benim. Ya akşam derdi oldu bana da. Arzu öyle yazınca gerçekten kırıldım. Kırılmadım da üzüldüm yani. Neden üstüne alındı diye. Kurban olurum sana Arzum. Olur mu öyle şey ya? Benim kendim neydi çelişkim? Gerçekten göremediğim için biraz denge bozukluğu hala yaşıyorum. Yani şu şekilde aman üf, ne yapayım ya neyse hadi bakalım kahvemizi
bitirdik, doğru mutfağımıza gidelim, şu haydarimizi yapalım. Gerçi haydariyi tabii ki Canan da biliyordur ama herkesin değişik yapma bir şekli vardır, farklı yapıyordur. Önce dedim elimde şu anki bulunan meze içi haydari var. Dedim haydariyi yapalım bugün. Evet. Oh, öpüyorum. Şimdi mutfağımızda görüşelim Halil Hanımlar. Evet, hoş geldik yine mutfağımıza. Şimdi haydarimizi yapmak için bir malzemelerimizi sarıyorum. 3 kaşık yemek kaşığıyla 3 kaşık yoğurdumuz var. Hanımlar, bu süzme yoğurdu olursa daha da güzel, nefis olur haydarimiz. Ama benim elimde mevcut olan bu olduğu için normal yoğurt kullanıyorum. Ama genelinde süzme yoğurt daha güzel oluyor. Şöyle beyaz peynirimiz var. Şöyle bir kalıp. Dereotumuz var. Bir tüpa. Kuru nanemiz. Dilediğimiz kadar kullanabiliriz. Damak zevkinize göre. Tuzumuz var. Ben bir çay kaşığı kullanacağım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin olabilir. Ben margarin kullanacağım. Gülesim de geliyor ya. Hayır, kendimi görüyorum. Gözlükleri gördükçe gülesim geliyor. Ha bir de normal gülüş değil bu. Sinirden bir gülüş. İki dişte sarımsağımız var. Sarımsağımızı dediğim gibi üçte kullanabilirsiniz. Sarımsağı ne kadar çok seviyorsunuz. Gerçi haydarımız sarımsaksız olmaz da. Şimdi öncelikle ne yapalım? Peynirimizi iyice bir rendeleyelim. İnşallah çabucak alışırım da. Evet, peynirimizi rendeliyoruz. Umarım beğenirsin Canancığım. Gerçi hepimizin bildiği şey bunlar da. Bazılarımız farklı şekillerde yapıyor. Kız gönlüyle soracağım sana bugün canlı yayında. Canlı yayında soracağım sana gönlüyle. Hükümet gibi kadınım benim dediğim gönlüyle. Evet, peynirimizi rendeledik. Evet, rendeledikten sonra yine çatal yordamıyla iyice ezelim peynirimizi. Tekrar. Üç yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave edelim. Tekrar iyice ezelim. Ezme işlemimizi yaparken küçük bir tavamızda margarinimizi eritelim kısık ateşte. Evet. Margarinimizi eritiyoruz. Yıkadığımız, bolca yıkadığımız dereotumuzu
İncecik, gayet ince ince kıyalım. Bu tarafta da İsmail'in beslenmesi, patates haşlaması istemişler. Yani o patatesi o yemez de bilmiyorum artık orada hocadan şey yaptığını yiyecek mi? Seçici olunca zor oluyor tabii. Bugün beslenmesinde patates haşlaması içecek. Oydu buydu. Akşam o kadar yayından sonra benim de canım gözlüklere alışamayınca sıkıldı ki gözlükçü yakın olsa gidip uçacaktım gidecektim de gözlükçünün suçu ne? Senin gözlerin bozuksa. Evet, dereotumuzu kıydığımız yoğurt ve peynir karışımımızın içine ilave ettik. Bir çay kaşığı tuz koyuyorum ben. Tuzu ölçüsünü sizlere bırakıyorum hanımlar. Ne kadar tuz kullanacaksınız ve karışımımızı evet şu şekilde tekrar iyice şimdi peynirlerimizi iyice eziyorum tekrar karıştırıyoruz. İki diş sarımsağımız vardı hanımlar. Onu da iyice şöyle rendeleyip veyahut da sarımsak ezicimizden geçirip çok basit bir meze bu. Şu an elimde mevcut olan bu olduğu için hemen bunu yapayım dedim. Çünkü Canan'cığım birkaç kere söylemişti yavrum. Sanki önemsememek gibi değil oldu da değil aslında. Yapacağımız bir şey de yemek olsun malzemesi biraz eksik oldu mu o da benim yapasım gelmiyor. Bir tane eksik için de biraz üşengeçlik mi bilmem yaştan dolayı anlamadım. Sarımsağımızı da iyice karıştırıyoruz. Dereotunu hanımlar istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Dediğim gibi malzemelerimizi sizlerin damak zevkine göre. Peynirimizin iyice ezilmesi lazım. Bu arada yağımız cızırlamaya başladı. Az biraz böyle altını açabiliriz. Yani patatesimiz pişti, onu kapatayım. Oh. Gözüm de görmüyor da keçi koymayayım da naneymiş. Belli mi olur? Daha gözlüğe alışamadım ya. Ben 2 çay kaşığı nane koyuyorum. Çok az bir şey, evet. Nanemizi yağımızda kokusu çıkasıya kadar eritiyorum. Şöyle yansın bir hafif böyle kavrulma kokusunu alalım onlar. Şimdi
Dediğim gibi ben margarin kullandım. Yani tereyağı da olabilir, margarin de olabilir. O hiç önemli değil. Daha nanemin kokusu gelmedi. Biraz daha. Bugün de ne yapacağım onu da karar vermedim de. Evet, nanemizin oh, çok güzel kokusu geldi. Karışımımızın üzerine döküyorum. Evet. Tekrar karıştırıyoruz. Yağımızı karışıma iyice yedresiye kadar karıştıralım. İstediğiniz bir şekilde bir kabımızın içine koyup servisimizi yapabiliriz. Evet. Şimdi de şöyle birkaç tane dereotumuzu koyalım. Evet, sabah güneşlerim, haydarimiz hazır. Canancığım, umarım beğenirsin bir tane. Ara ara zaman zaman meze de yapıp istediğim için koyacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Canlı yayında görüşmek üzere. Berlin 9, abone olmayı unutmuyorsunuz. Bye.